Karadeniz İş Bankası'nda en yakın şubeden başvurun. Size özel faiz oranlarıyla 3 aya kadar ertelemeli ve 60 aya varan vadelerde sabit faizli ihtiyaç kredisini kaçırmayın. Haber merkezinden gün ortasından mutlu günler sayın seyirciler. Günün getirdiği gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir taraftan siyasi çözümle ilgili gayret sarf ederken, bir taraftan da ekonomik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının refahını artırmaya çalıştıklarını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Esas olan iki devletli yaklaşımdır diye altını çiziyoruz. KKTC'nin egemen eşitliğinin ve uluslararası eşit statüsünün tescil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda bir taraftan da siyasi çözümle ilgili gayret sarf ederken, bir taraftan da ekonomik olarak oradaki vatandaşlarımızın refahını arttırmaya çalışıyoruz. Her alanda, eğitimden her alanda yatırımlarımız devam ediyor. Bir mali ve ekonomik işbirliği protokolümüz var. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyondaki hadiselerin Türkiye'de düzelmesiyle bunun Kuzey Kıbrıs'a da yansımalarının çok hızlı bir şekilde görüleceğini de kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan haksız izolasyon ve ambargolara rağmen ülkenin kalkındırılması ve geliştirilmesine devam edileceğini, 2024 yılına daha umutlu bir şekilde girileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Lefkoşa İlçesi Muhtarları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda muhtarlık maaşlarında iyileştirme, muhtarlık binalarının yapılması, geliştirilmesi ve muhtarlık hizmetlerinin desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti. Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi meseleleri, gerek Kıbrıs meselesinin uluslararası platformlarda her zaman tartışıldığı, bu aşamada da önemli bir takım sorumluluklarımız vardır. Zaman öyle çabuk geçiyor ki bir yılı daha yerde bırakırken 2024'de daha umutlu bir şekilde inşallah gireceğiz. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'de 2023 yılında 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden şampiyon melekler ve binlerce insanın acısının dinmediğini kaydetti. Hem Türkiye ile ilişkileri bağlamında hem kendi aramızdaki o gerçekten değerli duygu ve düşüncelerin o zor günlerde nasıl paylaşılabildiğini, nasıl birlik ve beraberlik içerisinde olabileceğimizi 6 Şubat depremiyle yaşadık. Ve hala da şu anda şampiyon melekler adına, onların velileri adına gerek Türkiye'deki mahkemedeki yargı sürecinin takibi olsun, o çocukların isimlerinin yaşatılması için çalışmalarımız, gayretlerimiz her türlüsüyle gündemimizde bu konu olmaya devam edecektir. Kıbrıs sorununun iki ayrı eşit egemen devletin işbirliğiyle çözülmesi siyasetini ortaya koyduklarını hatırlatan Tatar, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafını azınlık görerek Avrupa Birliği içerisinde sıfır asker ve sıfır garantiyle Türkiye'nin adadan çekilmesini istediğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Gazze ve Filistin'de yaşananları dünyanın kınamasına rağmen acıların yaşanmaya devam ettiğini, binlerce insanın öldürülmesini insanlığın kabul etmediğini ancak dünyanın seyirci kaldığına dikkati çekti. Ukrayna'da da bütün dünyanın seyrettiği bir durum vardı. Hala daha orada da çatışmalar devam ediyor. Bosna Hersek'te on binlerce insanın Avrupa'nın merkezinde katledildiğini gördük. Hep birlikte onu da, bütün dünya utancına rağmen onu da gördük ve o da dünyanın bir utancı olarak gerçekten yerini bulmuş vaziyettedir. Dolayısıyla bizler asla 1974 öncesine dönmeyeceğimizi, dönmek istemediğimizi var gücümüzde bütün uluslararası baskılara rağmen duyurmaya ve anlatmaya devam etmekteyiz.
Bu çalışmalarımıza Türkiye Cumhuriyeti'nin tam destek olması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini, Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanmakta olan ambargo izolasyonların artık son bulması gerektiğini en üst düzeyde, en önemli toplantılarda, Birleşmiş Milletler toplantılarında dahil Cumhurbaşkanı'nın bütün bunları en yüksek sesle bütün dünyaya duyurması bizler için fevkalade önemli ve değerli ve bizim siyasetimize güç katan çok önemli gelişmelerdir. Cumhurbaşkanı Tatar, son 4 yılda olağanüstü sıkıntılar yaşandığını, pandemi, savaşlar, döviz artışı ve depreme rağmen turizm, yüksek öğrenim, tarım, hayvancılık, sanayi ve teknolojiye bağlı sektörlerin oluşmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Akdeniz'de cazibe merkezi olmaya aday olduğunu vurguladı. Doğu Akdeniz'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyası için jeostratejik ve jeopolitik önemine de değinen Tatar, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin baskılarına rağmen gözlemci üye statüsüyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle Türk Devletler Teşkilatı'na üye olunduğunu dile getirdi. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Meclis Genel Kurulu'nda bakanlık bütçesinin görüşülmesi sırasında konuştu ve çeşitli konularda yürütülen çalışmaları aktardı. Yabancıların ülkede mal alımını düzenleyecek yeni bir çalışma yapılacağını da değinen Bakan Oğuz, çalışmayı yaparken muhalefetin fikirlerini de alacaklarını söyledi. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Meclis Genel Kurulu'nda bakanlık bütçesinin görüşülmesi sırasında soru ve eleştirileri yanıtladı. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı'nın faaliyet raporunda yer alan yabancıların ülkelere göre rakamlarını paylaştı. Belediyeler yasasının tüzükleri konusunda yapılan eleştirilere de yanıt veren Oğuz, bölgelerden gelen, Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olan, savcılıkta ve bakanlıkta incelemede olan ve geçen tüzük rakamlarını da aktardı. İçişleri Bakanı Oğuz, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun önemine değinerek komisyona ilişkin düşüncelerini ifade etti. Komisyonun artık bir birim olarak İçişleri Bakanlığı'nda oluşturulması gerektiğini inanıyoruz. Çünkü ciddi anlamda bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu konuyla da ilgili hep personel konusu diyoruz ama ehil personel ve kurumsal hafıza da çok önemli. Bu çerçevede bakanlığımız içerisinden diğer tapu dairelerinden de ehil personel arasında bir güçlendirme yapılarak burada bir daha süratlenme açısından bir çaba var. Bakan Oğuz, geçen değerlendirilmesi yapılan ve değerlendirme bekleyen dosyalarla ilgili bazı verileri de paylaştı. 2023 tarihi itibarıyla değerlendirme için ilçe kaza tapu amirliklerinde 1417 dosya, 1-10-13-12 yani 1,5 aylık süreçte değerlendirmesi yapılan dosya sayısı 702, 1-12-2023'ten sonra değerlendirmeye gönderilen 287, değerlendirme bekleyen toplam dosya sayısı 1002. 2015 yılından itibaren basılan kimlik sayılarını da veren Oğuz, ülkede doğan KKTC vatandaşı ve yabancı çocuk sayılarını aktardı. Vardı. Kimlik ne kadar verildi, pasaport ne kadar verildi ile ilgili. Bununla ilgili 2015 yılından 30-11-2023 tarihine kadar toplam 263.575 kimlik basılmış. Kimlik kartı basımından bahsediyorum. 2023 yılında 15.962 ilk çıkarma, 16.532 yenileme, 2.516 kayıp. Cezaevinde 47 farklı ülkeden kişi olduğunu belirten Oğuz, 2023 yılında şartlı tahliye için 594 başvuru yapıldığını, bunlardan 279'unun onaylandığını, 315'inin ise reddedildiğini söyledi. Düzensiz göçle ilgili göç merkezi kurulacağını belirten Oğuz, bu amaçla bazı eğitimler yapıldığını aktardı. Cezaevi meslek edindirme konusunun çok gerekli olduğunu vurgulayan Oğuz, bu konuda elinden geleni yapacağını belirtti. Bakan Oğuz, yabancıların ülkede mal alımını düzenleyecek yeni bir çalışma yapılacağına da değindi. Netleştirme değil, çalışmayı yaptıktan sonra muhalefette tabii ki sizle de paylaşacağız. Sizlerin de fikirlerini alacağız. Bu da net. Net. Yok, net bir şey. Sizle beraber.
Bakan Özdemir Berova protokol görüşmeleri çerçevesinde kamuda yetkili 5 sendikayla toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Bakan Berova yıllık matrah dilimleri, vergi oranları ve kişisel muafiyetlerin ne olacağı konusunda çalışmaların devam ettiğini aktararak farklı alternatifler üzerinde çalışıldığını, sendikalardan da görüş alınacağını ve Ocak sonunda yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini söyledi. Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Maliye Bakanlığı bürokratları, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kamu İşçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile protokol görüşmeleri çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi'nde toplantı yaptı. Toplantı öncesi basın açıklama yapan Maliye Bakanı Özdemir Berova, dünyada yaşanan sorunlar ve felaketlere değinerek mali ve ekonomik açıdan zor süreçlerden geçilmekte olduğunu söyledi. Sayın Başbakanımız Ünal Üstel'in de direktifleriyle özellikle bu geçilen süreç içinde yaşanan enflasyon ve buna bağlı etkileri, özellikle alt ve orta gelir gruplarında hissedilmesini minimalize edebilme adına pek çok önlem aldı ve bizi de tüm bakanları da bu vesileyle bu grupların korunabilmesi adına gerekli çalışmaları yapmaları yönünde direktiflendirdi. 2024 yılında hayat pahalılığı yansımasının yılda iki kez olan bu uygulamanın yılda üç keze çıkarılması 2024 yılı için ve bu vesileyle de hayat pahalılığının 4 ayda bir yapılabilmesinin önlemini almaktı. Bu konuda 2024 yılı Merkezi Devlet Yönetimi bütçesi çalışmaları esnasında bu ulaşacak olan uygulamanın hayata geçirilebilmesi için gerekli bütçe çalışmalarını yaptık. İlgili yasal mevzuatta yapılacak olan değişikliğin yapılabilmesi için konu meclise getirildi. Ve bütçe döneminin hemen akabinde de ilgili yasada da yapacağımız tadilatla birlikte 2024 yılında uygulanmak üzere 4 ayda bir hayat pahalılığı uygulamasına 1 yıl süreyle başlayacağız. Yıllık matrah dilimleri, vergi oranları ve kişisel muafiyetlerin ne olacağı konusunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Berova, farklı alternatifler üzerinde çalışıldığını, sendikalardan da görüş alınacağını, Ocak sonunda yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Toplantının ardından belirtiye açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, Bakan Berova'yı eleştirerek toplantının bütçe görüşmeleri tamamlanmadan yapılması gerektiğini savundu. Bengihan, Berova'nın kendilerine çalışmaların sürdüğünü söylediğini belirterek önümüzdeki hafta içinde yeniden toplantı talebinde bulunduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan gelen akademisyen ve iş kadınlarını kabul etti. Tatar kabulde Türk devletlerinin yakınlaştığını ve birçok konuda ortak çalışmalar yapmaya başladığını belirterek Türk devletlerinin birlikte daha güçlü olacağına vurgu yaptı. Azerbaycan ve Özbekistan'dan gelen akademisyen ve iş kadınlarını kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada Türk dünyasından gelen kadınları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türk devletlerinin yakınlaştığını ve birçok konuda ortak çalışmalar yapmaya başladığını dile getiren Tatar, Türk devletlerinin birlikte daha güçlü olacağına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, "Asırlardır bizi ayırdılar ancak dilimizi, dinimizi ve kültürümüzü koruduk. Kadınlarımızın yakınlaşma ve işbirliği için adım atması süreci hızlandırır," dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'sa Türk devletlerindeki kadınların giderek güçlendiğini ve hak ettikleri itibarı görmelerinden dolayı yaşadığı mutluluğu ifade etti. Kabulde konuşan katılımcılarsa Türk devletlerinin yakınlaşmasının önemine dikkat çekerek "Biz biriz, birlikteyiz ve aynı milletin evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.
İsrail güçleri 70 gündür Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırıları sonucu Gazze şeridinde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 19 bine ulaştı sayın seyirciler. Gazze hükümetine bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada İsrail saldırılarının 70. gününe ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Açıklamaya göre İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 19 bine ulaştı. Bunların 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü ise kadın. Ölenler arasında 300 sağlık personeli, 32 sivil savunma görevlisi ve 89 gazeteci yer alıyor. Yaralı sayısı 51 bine çıkarken enkaz altında ve yol kenarlarındaki 7500 kişinin cesedine halen ulaşılamadı. Saldırılarda 126 hükümet binası yıkıldı, 90 okul ve üniversite hizmeti dışı kaldı, 282 okul ve üniversite kısmi zarar gördü, 112 cami tamamen, 200'ü kısmen, 52.500 konutta tamamen yıkıldı. Gazze şeridinde 22 hastane ile 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı. 102 ambulans zarar gördü. 327 bin kişi bulaşıcı hastalığa yakalandı. Açıklamaya göre İsrail ordusu soykırım savaşının başlangıcından bu yana 5 kez kasıtlı olarak Gazze şeridindeki iletişim ağlarını ve interneti tamamen kesti. İletişimin kesilmesiyle ölü ve yaralılara ulaşılamadı ve bu da sayıların yükselmesine ve insani krizin derinleşmesine neden oldu. Eylül 2020 yılında göreve başlayan Kuveyt emiri Şeyh Nevvaf Es-Sabah sağlık sorunları nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti. Kuveyt Devlet Televizyonu Kuveyt emiri Şeyh Nevvaf Es-Sabah'ın 86 yaşında öldüğünü açıkladı. Kraliyet Sarayı'ndan yapılan ve televizyonda yayınlanan açıklamada Kuveyt Devleti emiri Şeyh Nevvaf Es-Sabah'ın ölümünün yasını büyük bir üzüntü ve kederle tutuyoruz denildi. Eylül 2020'de yemin ederek göreve başlayan Şeyh Nevvaf Es-Sabah geçen ay acil bir sağlık sorununun ardından hastaneye kaldırılmıştı. Polis denetimlerine bakalım. Ülke genelinde trafik denetimi gerçekleştiriliyor. Denetimler sonucu 2132 sürücü kontrol edilirken 417 sürücü rapor edildi. Bir araç sürücüsü tutuklanırken 39 araçsa trafikten men edildi. Polis ülke genelinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sonucu toplam 2132 araç sürücüsü kontrol edildi ve 194'ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 30'u alkol içki tesiri altında araç sürme, 1'i tehlikeli araç kullanma ve 87'si sürüş esnasında cep telefonu kullanma suçları olmak üzere toplam 417 sürücü rapor edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı. Polisten yapılan açıklamaya göre bir araç sürücüsü tutuklanırken 39 araçsa trafikten men edildi. Gün ortasına yansıyan gelişmeleri paylaştık. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Yüksek basın sistemiyle nemli ve nispeten serin hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvetle esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Nefkoşa'da 23, Girne'de 23, Alevkayası'nda 19, Güzelyurt'ta 23, Gazimağusa'da 22, Nefke'de 22, Yenerenköy'de 21, İskele'de 23 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı. Nefkoşa'da 7, Girne'de 15, Alevkayası'nda 12, Güzelyurt'ta 8, Gazimağusa'da 15, Nefke'de 13, Yenerenköy'de 14, İskele'de 11 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı.
Lefkoşa'da 22, Girne'de 21, Alevkayası'nda 18, Güzelyurt'ta 23, Gaziosa'da 22, Nefke'de 22, Yeni Erenköy'de 20 ve İskene'de ise 22 derece dolaylarında seyredecek. Bölgemiz denizlerinde hava parçalı bulutlu geçecek, rüzgar kuzey ve doğu yönlerden 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolaylarında olacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.